tebeleniyor. Varlık mertebeleri, cismaniyet mertebesi oluyor. Arşta ise cismaniyet en azami derecede oluyor, mertebe olmuyor. Esma'nın azami derecedeki mertebesidir. Arştaki cismaniyet. Çünkü o Abdina denmiş. Abdina niye denmiş? Abdina nereye kadar gitmiş? Oraya kadar cismaniyeti gitmiş demektir. Çünkü gittiği yerde Abdina demiş. Cismaniyeti kaldırırsanız Abdina olmaz. Cebrail aleyhisselam getirdiği o lafızların bütün mana ve feyiz meratibini biliyor mu? Şimdi Cebrail aleyhisselam nereden başlamış? Ona nereden verilmiş? Arşta verilmiş. Bir adım da atarsam yanarım dedi mi? Demek ki ondan yukarı mertebeler var mı? Kur'an oradan da gelmedi mi? Demek ki bu Kur'an'ın ifade etmiş olduğu, başladığı noktadan beri sile 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 süpüre süpüre mana geliyor. Sonra Cebrail'in eline veriliyor. Bu git onu buraya ver. Cebrail nereden başlamışsa ondan sonrakileri biliyor. Ondan öncekileri bilmiyor. Kur'an buradan başlamadı ki Cebrail Kur'an'ın bütün meratibini biliyor denilir. Çünkü niye? Cebrail cismaniyeti yoktur. Ne kadar kamil olursa olsun cismaniyet ile elde edilecek hassasiyet ve kemalat Cebrail'de olamayacaktır. Çünkü Cebrail şey değil, cismani değildir. Oysa biz biliriz ki Arş-ı Azam'dan başlamış Kur'an. Her ismi mertebi azamından, tamam mı? Arş-ı Azam'dan, ismi azamından. Arş-ı Azam'dan başlamış Kur'an. Arş-ı Azam kabı kalpse. Ondan sonra geliyor, arş başlıyor. Lef-i Mahfuz başlıyor. Sonra arş başlıyor. Cebrail nereden başlamışsa ondan sonrasını biliyor. Ama Kur'an buradan başlamadı ki. Kur'an buradan başladı. Macerasını buradan başladı. Serüvenini de buradan başladı. O zaman her mertebeyi bilmiyor. Bilmiyor. O zaman Amene Resulü yani çok cami olduğu için, sistemi içine aldığı için o getiremedi yani. Şimdi Amene Resul burayı daha çok, bu ruh kargasını anlatıyor burayı. Yani Lef-i Mahfuz'da Arş-ı Azam arasında Amene Resul insanın sistemi, Adem'i yaratma sistemi var. Meleğin yaratma değil, meleklere iman et denmesi. O Adem'in Cebrail'in şahit olmadığı, olamayacağı, bilemeyeceği bir kargas yapılanma var, arş. Hani bak bu elim Lef-i Mahfuz. Tamam. Burası Lef-i Mahfuz. Cebrail'in oldu. Şurası Arş-ı Azam şurası. Şurası Kab-ı Kalpsen, Mecnun Nur-u Muhammed. Şimdi buradaki Arş-ı Azam Cebr-i Ruh'tur. Ve cismaniyetin ilk Esma'nın en azami derecedeki mertebesidir cismani. Cismaniyet kadar harika bir mertebe yoktur. Amene Resul demek iman esaslarının 6 tanesini içine alıyor. Dikkat edersen Risale'de şöyle bir şey var. Oradan geri gidelim. 6 tane iman esasından 5'ini iman etse, bir tanesini etmese hepsi gidiyor diyor. Peki bu mevzuyu anlatırken niye Amene Resulü'yü kullanıyor? Sureyi niye kullanıyor? Hakikaten ya. Tuhaf değil mi? Yani mesela orada soru şu. Sure de koymazdı. Soru şu. 6 tane iman esasından bir tanesini inkar etse ne olur? Şimdi 6 taneden bir tanesi iman. Tamam da sen getirip de başına bu ayeti niye koyuyorsun? Çünkü 6 tane iman esasına camidir. 6 tane iman esasında hakaik imani şuhud derecesinde gösterme en nihayet mertebesi cismaniyettir. Cebrail'in cismaniyeti yoktur. Dolayısıyla Amene Resul'ün tanımladığı, tarif ettiği, aktarma yaptığı mana onun şahit olamadığı mana. Onu anlatıyor. O oraya kadar ona verilmiş. Tecezzi ve inkisam kabul etmez diyor yani. Evet, etmiyor. Niçin etmez? Bir bütün. Ondan sonra tecezzi var. Burada tecezzi yok. Hani o dedim ya işte cüz'i ile külli kitap okurken eğer bunu karıştırırsanız her okuyuşunuzda 50 sene okuyun külliyatı, 50 defa şey yapın, hep cüz, kül, cüz'i, külli hep karıştırırız. Neyle? Ancak şöyle. Cüz'i iyi çekiyor, külli iyi çekiyor. Bunlar bu şahıs olmayan, mayen olmayan, maddi olmayan maneviyatlarda denir. Cüz de kül ise muşahhas maddi şeylerde kullanılır.
Biri o maddenin adına vahdete tekabül etse öteki tekesür diyebilir miyiz buna? Diyebilirsin. Mesela diyelim ki şöyle. Güneş nurani olduğu için küllidir. Aynadaki her birisi cüzidir. Evet. Ama buna kül denmez. Güneşe kül, aynada cüz denmez. Çünkü niye? Cüz, küllün bütün özelliğine sahip değildir. Mesela kolum cüzdür. Yorgandır. Karaciğer cüzdür. Böbrek cüzdür. İnsan ise küldür. Cüzlerin cemidir. Ama her bir hücre program itibariyle cüzidir. Cüz değildir. Hücreyi düşünürsen maddiyatın cüzdür. Ama içindeki DNA'yı düşünürsen cüzidir. Bütünü taşırsa. Bu kol bütünü taşımıyor. Hani göz müdür bu? Bak göze benzemiyor. Böyle düşünürsen. Ama şeyi Peygamberimiz Aleyhisselam'ın bir daha tekrar o çok önemli. Ben onu çok yeni bulduğum bir şeydir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın en büyük kemalatı Ahmet ile Muhammed'i ayırmasıdır. Ayırt edebilmesidir. Ahmet beşer, Muhammed öteki şahsiyet. Nur Muhammed. Nur Muhammed. Yani onu karıştırmaması acayip bir şey. Yani Ahmet mesela 19'un sözün adı nedir? Risaleti Ahmediye. Muhammed olmaz. Mesela mucize. Muhammed'in mucizesi olmaz. Eğer ruhu kastediyorsan mucizat-ı Muhammediye o merkez itibariyle demiş. Mucizat-ı Ahmediye denmiş 19. bölüm. Çünkü Muhammed'in mucizesi olmaz. Muhammed çekirdektir. Ağacın çekirdeğidir. Ağacın çekirdeğine Muhammed, ağacın meyvesine Ahmet. Bak onu ayırmış Sikkitas-ı Galbi 149'da demiş ki Gelani için Ali Beyt-i Mümesili noktasında veraset-i Ahmediye cihetiyle hakikat-i Muhammediyesinde kendisini gördüğü de kutsi olmuş. Olur. Fenay mutlaka mazar olmuş. İki tane sıfat taşıyor Geylani. Bir, Ali Beyt-i Mümesili koy tencereye ve veraset-i Ahmediye. Olur. Niye veraset-i Muhammediye denmemiş? Muhammed'in veraseti olmaz. Evet. Hani o Allah ben yeni çok uğraşıyordum. Allah şeydir varis. Hatırladın mı hocam? Hatırladım abi. Varis mesela. Allah'ın bir ismi varis diyor. Bize tecelli edince ne oluyor? Allah'ın varisi nasıl olacağız biz? Ya varis. Subhanike ya varis. Tanike ya varis. Varis. Ben merak etmiştim. Çok uğraşmıştım. Hiç senelerce uğraşmışım. Onu koy mesela defterime bir kenarına, duvarıma yapıştıran bir tanesi de şudur. Varis. Varis. Allah'ın varisi olmak. Şöyle bir şey bulmuştum daha önce. Hakaik imaniyeyi şuhut derecesini gösterebiliyor. Öyle diyordum. Yani o bir şey ama tatmin olmamış. Varis, fikir yoldur, tefekkür yöntemdir. Yani dağa yol açmak fikirdir. Kamyonla gitmek tefekkürdür. Kamyona yüklenen malzeme emanettir. Yani fikir yoluyla, tefekkür yöntemiyle gittiğin zaman Allah seni onaylanıp sana verdiği mana ile sana diyor ki sen benim varisimsin, sen bunu anlat, anlatınca ben vahiy, ona şey diyeceğim, yani Allah benim namıma varisin diyor. Hidayeti güya ben veriyorum ama sana öyle bir şey veriyorum ki benim adıma kullanacaksın, ben yapacağım ama sana vereceğim sebabını, hidayetini sen sebep olacaksın. Yani Azrail ruhların kabzettiği gibi yani bir nevi arada vasıta. Aynen öyle yani bariz. Peki abi o şeyi nasıl düşünebiliriz? O 149 Sikke-i Tasik Gaybi'deki Geylani Hazretleri'nin işte veraset ve şey noktasında kendisini görmesi noktasında üstada nasıl tatbik edebiliriz yani? Yani şimdi bak biraz önce bir de onu şey yapayım. Ben onu çok beni meşgul ediyordu. Hani ciddi meşgul ediyordu. Yani görmeyi ben birebir alıyorum yani. Öyle yani mecazi olarak bakmıyorum yani. Yani şey diyorum bütün peygamberlerin evet. Şuraya mı şunu demek istedim. Mesela Lut, Semud kavmi onu mu anladın? Onu mu diyorum? Mesela şöyle niye cüz'i mesela Risale-i Nur niye böyle bütün esmanın nihayet mertebesine mazar? Böyle ustadımız mazardır, Risale mazardır. Bunlar biraz taassubi oluyor. Yani içi doldurulmasa. Doğru söylüyor ama taassubi bir ifade. Niye biliyor musun? Mesela? Onu da kısa şartım. Mesela Ad kavmi, Semud kavmi, Lut kavmi vesaire, Adem Aleyhisselam, bütün peygamberlerin kavimlerin helak olmasına ve intihar olmasına sebep olan melun fiiller bu asırda da var.
ve daha can, daha külli. Peki, o asırdaki o ahlakın, o tamiratı yapmak için karşısına peygamber getirilmiş. Mesela Lut kavminin melun fiilini tamir etmek için Lut aleyhisselam gelmiş. Ad kavminin vesaire şu gelmiş. Peki, bu bütün peygamberlerin asırlarındaki pislikler bu asırda genel var. Ama tamirci peygamber değil. O zaman hangi peygamber asrındaki pisliği tamir etme adına ne isim verilmişse, hangi ismi azam verilmişse, bu asırdaki tamirciye de o ismi azam verilmesi lazım eline ki sen tamir et. Dolayısıyla ustad onun için bütün Risale-i Nur, ustad değil, Risale-i Nur bütün isimlere mertebi azam ve ismi azam noktasının mazhariyeti buradan kaynaklanıyor. Yani geçmiş asırdaki mesela Semud kavminin tamirde kullandığı peygamberin, o peygamberi tamirde kullandığı ismi azamı ustada verilemezse ve Risale-i Nur'a verilmese bu asırda o Ad kavminin fiilini nasıl tamir edecek? Dolayısıyla bütün peygamberlerin aslında olan günahlar şimdi varsa onların tamiri için o asırda hangi ismi Allah mazhar etmişse bu tamirciye de bu elini güçlendireceksin ki tamir etsin. Onun için Risale-i Nur bütün isimleri mertebe-i azamına mazhar. Dolayısıyla bu mazhar olan Risale-i Nur ayrı bir şeydir. Bu Risale-i'nin ortaya çıktığı ruh ayna Bediüzzaman'dır. İnsan değildir bu. Muhammed gibi. La teşbih ve la temsil. Said Nursi Ahmet gibidir. Said Nursi'nin kerameti vardır. Said Nursi beşerdir. Said Nursi efendim beşerdir yani. Kuldur. Ama Bediüzzaman kul değil o. O ruh şeydir. Aynedir. Orada şeyin Risale-i Nur'un geldiği zemin. Aynada abi, aynanın arkasındaki karanlık, aynanın vücudu, bir de aynada gözüken. Üçü farklı. Yani şimdi aynadaki karanlık Said Nursi. Evet, doğru. Ayna Bediüzzaman, Gözale Nur. Evet, aynı. Aynada gözüken. O şeyde, güneş de bütün peygamberlerin evet. Mazhar olduğu esma. Niye? O çok şey yapıyorum. Ben onu çıkamıyordum işin içinde. Yani Risale'nin bütün mertebi, her ismi mertebi azamından ve ismi azam noktasında konuşuyor. Niye konuşuyor? Çünkü ustad peygamber değil. Peygamber değil ama bir peygamberin Lut kavminin pisliğini tamir etmeye buna verilmiş. Ama peygamber değilsin. Şumulli ilham diyelim ya. Şumulli ilham bu. O zaman Lut aleyhisselamın mazhar olduğu esmanın mertebesini buna vereceksin ki abi bununla yap. Bununla yap. O zaman en azam gelir. Peki bunun miracı da? İşte o görmüş meselesi var ya abi 149 sikkeli tas kaybı da. Gelen için. Gelen için. Peki üstad için yani bu manada mı bakalım yine? Yok bu değil. Bak şimdi. O biraz daha gizli herhalde abi. Tabi. Şimdi bak o ne yapmış biliyor musun? Ali Beyt'in mümessili noktasında koy. Bu böyle bir temsili var. Gelan'ın. Ali Beyt'in mümessili var. Bak mümessili kim? Ali Bey. İki. Veraset-i Ahmediye cihetiyle varis olma şeyiyle bu ikisini cem edersen hakikat-ı Muhammediyesinde kendisini görmüş. Ustad Ali Beyt'in mümessili oluyor ama Gelani için Mehdi denmiyor ulema. İlm-i Sülidin uleması Mehdi. Mehdi misal. Çünkü karşısında deccal yok. Ustad ise bütün beşeriyetin vekili olduğu için ustadın miracı cismani şeklinde olmuş. Allah'ım. Üstad istisna. Evet. Değil mi diye benzemiyor diye. Yani, hakikaten olmuş değil mi abi ya? Olmuş. Allah'ım. Çünkü gitti o kapıyı açık bıraktı. Demiyor. Ama şöyle diyor. Kalben ve ruhen diyor. Ama diyor ki ruh esas almış. Peygamberin dediği Ömer'in dediği. Mesela 29 sözde şey var ya. Buz su hesabına İnceleşir. Su, buz hesabına katılaşır. Kalınlaşır. Tamam, kalınlaşır. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın arşa kadar miracı ceset
ruh hesabını inceleşti İspanya. Arştan sonraki miracı ise ruh ceset hesabına kalın, yani kesatte demeyeyim de daha camileşti. Yani ruhtan cesedi alırsanız, cismaniyeti alırsanız melek gibi olur, makamı düşük olur. Yani cennetteki Adem gibi. Adem Aleyhisselam gibi. Yani her esmanın her mertebesine mazaret ancak cismaniyetle olur. O zaman usta o diyor ya, ağacın çekirdeğindeki, kökündeki çekirdekle meyvesindeki, ağacı meyvesindeki ikisi. İkisi arasındaki hayt ittisaldır diyor ya. Miraç ise bunun kılafıdır. Kılaf ve sureti. Suretidir. O kılafı manevidir. Sureti cismaniyettir. En cami. Şimdi çok güzel oldu ya. En cami. Ne oldu? Bir tanesi ruhani suretidir diyor. Kılafı ya. Bir kılafı, bir de sureti. Bu da cismaniyet tarafı. Evet, cismaniyet tarafı. Bir ruh tarafı. O zaman aşağı kadar aşağı kadar, aşağıdan yukarıya esmanın perdesi, cismaniyeti. Aştan sonra cismaniyet, yeni cismaniyettir ama perdesiz cismaniyet. Önce an. Onu bilmiyoruz nasıl perdesi cismaniyet, ben bilmiyorum. Çünkü bu arşa kadar, arşın altı cennettir. Cennet cismanidir. O soru da var. Soruda diyor ki, yani cennet diyor ruhani olsa olmaz mı? Niye cismaniyet? Çünkü diyor, ruh buraya girmesine sebep cismaniyetti diyor. Arkadaşıydı diyor. Burada da o tek başına olamaz diyor. Çünkü o lezzeti cismaniyetle aldı. O ibadeti cismaniyetle yaptı. O eylemi cismaniyetle yaptı. Cismaniyetsiz ruh olmaz. Ha, ama cennetten sonra o cismaniyetin meratibi cismaniyet kalkıyor. Azami cismaniyet. O artık esmanın perdesiz cismaniyet. Ama perdesiz cismaniyeti bir tabirde bir yerde diyemezsin yani. Desen mesela diyor ya, gözünü kulağını diyor cismaniyetin arşa kadar beraber alması diyor. Peki Abdina diyor. Abdina nerede dermiş? Cenab-ı Hakk'ın kelamına, rüyetine, eadiyetiyle mazar olmuş. Nerede? Kabı kavsende. O zaman ab denmesi için cismaniyet olması lazım. Cismaniyeti kaldırın, Abdina olmaz. Abd olmasının sebebi cismaniyettir. O zaman abd nerede denirse orada cismaniyet vardır. Ama buraya kadar aldı diyor. Buraya kadar tecelli cismaniyet. Tecelli esma. Bundan sonra azami derecede. Peki. Şimdi gelelim diyor ki etkiya ümmeti, arkasından takipçileri peygamberimizin cismaniyeti değildir. Neyle olmuş? Kalben ve ruhen. Usta da diyor ki öyle bir terakket ki kalbin ve ruhun dereceye hayatına gir. Cismaniyetten çık. Kalbin ve ruhun dereceye hayatına gir. Peki, cismaniyetsiz ruh nasıl olur? O zaman meleket hayatına geçmiş oluyorsun. Hem bana kalp ve ruhun dereceye hayatına gir, cismaniyet bırak. Yani tecelli cismaniyetten çıkıyorsun. Cismaniyetin cismaniyeti meydana getiren o dört aş var ya, su, nur vesaire. Ona mazhar olan var ya dört tane şey var, esma. Yani dört tane arş var. Toprak arşı, su arşı, hava, nur. Orada hangi esma varsa o esmaların azami derecesindeki cismaniyet. Çok acayip bir şey. Çok acayip bir şey. Onlar da dedi ya, üstad hakkındaki meselede, yani müşahede dedi. Üstad diyor ya, Risale-i Cihetinden 40 bin müşahede bir tanesi var aslında. Evet, Allah'a emanet. Biz başta demiştik orada ya, müşahedesi en kesif olmakla beraber en kuvvetli manası. Evet. Çünkü niye kesif biliyor musun bak? Doğru diyeyim. Evet. En müşahede, o zaman baktığında müşahede noktasına bakarsa, o zaman üstadın o noktadan üstünlüğünü gösteriyordu. 40 bin müşahede diyorsun. Yani demek o alemden öyle bir değil ya, gitmetisinden beraber görmüş. O alem öyle müşahedilmiş ki... Aradığımızdan sormak şey var ya abi. Evet. Yani bak, acaba kardeşim, cesediyle mi yoksa kalp ve ruhuyla mı diye? Bak sana bir şey söyleyeyim. Esma ya, mesela geri gideyim bu şart, bu su, aşık yok, enerji, esir, madde hayat, aynı hayat, akıl cebir, ruh cebir, nurman.
En kesif, esman en kesifi nedir? Cismani. Bunu. Bundan sonra yol viraj alıyor, kavis deniyor. Geri dönüyor. Bu nedir biliyor musun? Adem'i, ademlikten çıkaran vücut değil midir? Vücudun en kuvvetlisi cismaniyettir. Yani esmanın en kesifi cismaniyet olması en uzağı olduğundandır. En uzak demek en başı içine alıyor. Şu kaynak olsa, şuradaki bir vücut burayı alır. Şuradaki bir vücut burayı alır. Ama bu sor, diyeceğim ne biliyor musun? Adem'in ademlikten çıkaran cismaniyettir. Adem'i ademlikten çıkaran vücuttur. Ama vücudun en kuvvetli sağlamlığı cismaniyet. Peki cismaniyetten tecerrüt diyor. Ha, cismaniyetten tecerrüt derken cismaniyeti hak olmakla beraber bütün mertebesine sahip oluyorsun. Mesela şöyle diyeyim. Cismaniyeti bırak, kalp ruhun derece hayatına gir. Yani bunu bırakmış mı oluyorsun? O zaman kimse, o zaman hareket et. Yani bir glaf-ı latif, bir bedeni misalesi. Allah Resulü'ne güneş bulup öteki taraftan çıkıyordu ya. Yani ceset ruha tabi olmuş. Ceset bana. Cesedin nuraniyet mertebesi. Cesetsiz olmaz. Yani cismaniyetsiz olmaz. Eğer cismaniyeti çıkarttığın anda melekiyet bir hayat olur. O zaman beşerilikten çıktın. Hiçbir zaman cismaniyetsiz beşer, beşersiz cismaniyet